Değerli dostlarım, hepinize selamlar. Hepiniz Çaylak Borsa kanalına hoş geldiniz. Bugün farklı bir içerikle sizlerle beraberiz. Bugün sizlerle halka arz edilecek 18 şirket hakkında bilgilendirme yapacağım, biliyorsunuz. Birçok arkadaşımız bunu merak etmişti. Ben de bunları size duyurmaktan onur duyacağımı bildirmek istiyorum. Bunun dışında değerli dostlarım, şunu söylemek istiyorum sizlere. Biliyorsunuz kapağa haberler düşüyor, ancak bunlar SPK izahnamesinde yayınlanmadığı sürece bunların halka arz süreciyle alakalı tam bir detaylı bilgi alamayız. SPK tarafından paylaşıldıktan sonra biliyorsunuz bu şirketler hangi aracı kurum aracılığını yapıyorsa o aracı kurum tarafından bir izahname paylaşılır. İzahname paylaşıldıktan sonra bu birçok kişiye duyurulur, ancak şu anda bizim yatırımcımız bir heyecan içerisinde. Değerli dostlar, biliyorsunuz geçenlerde halka arz sürecinde natural gaz halka arz edilecek diye duyuluyordu. Ancak burada Esenboğa biraz daha önce halka arz edildi ve Kontrolmatik de bilmediğimiz halde bunlar. Yani burada aslında bizim takılmamamız gereken nokta bu. Yani halka arz gelecek. Çok sabırsız olmaya gerek yok. Tabii ki de belli bir süre sonra bunlar SPK tarafından izahname olarak paylaşıldığında biz bunları sizlere sunacağız. Tabii her ne kadar birçok arkadaşımız beğenmese de genel olarak bizler eğitim çalışması yapıyoruz. Eğitimlere lütfen katılın. Yatırımcı modeli sadece halka arz değildir. Gerçek bir strateji belirterek, kendinize belirleyerek bu yolda hareket edebilirsiniz. Bu konuşmanın ardından sizlere halka arz edilecek şirketlerle alakalı bilgilendirme yapacağım. Şu anda kamerayı kapatıyorum. Umarım problem olmaz. Halka arzı beklenen 18 şirket. İlk olarak Aydem Yenilenebilir Enerji var değerli dostlar. Biliyorsunuz az önce söyledim, bunların birçoğu SPK'ya başvurdu. Ancak bunlar SPK izahnamesine tamamen gelmediği sürece bunlarla alakalı bir bilgi vermek şimdilik yanlış olur. Geldiğinde bununla alakalı tekrardan bilgilendirme yapacağız. Bunun dışında bakın, SPK'ya Ağustos ayı ortasında başvurmuş Aydem Yenilenebilir Enerji, Akfen Yenilenebilir Enerji'de 1-2 yıl içinde halka arzı planlanıyor. Burada hem planlanan hem de yapılması beklenen var. Başkent Doğalgaz aynı şekilde, Biotrend Enerji, BOTAŞ ve TPAO, yani Maliye Bakanımız bununla alakalı bize bilgi vermişti. Berat Bey. Bunun dışında bunlar gelirse bunlar da tabii ki de büyük halka arzlar olacak. Biliyorsunuz şu aralar Çankömür ve inşaat ve bunun dışında arkadaşlar natural gaz şu anda çok önde konuşuluyor. Bunların kısa sürede gelmesini bekliyorum. Çankömür arkadaşlar biliyorsunuz ODAŞ elektrik üretimin iştiraki. Bu da zaten KAP'la alakalı başvurular vesaire yollandı. Yakın zamanda olması bekleniyor. Bunun dışında Esenboğa biliyorsunuz rekor bir talep geldi buna. Bu da halka arz edildi. Şu anda da 3-4. Tavanını yapmış durumda. İLAS Haber Ajansı da şu anda gayet duyulan bir şirket arkadaşlar. Duyuldu yani. İhlas yayının arkadaşlar tarafından bu halka arz süreci ile alakalı çalışmalar yapılıyor. Bu da yakın zamanda bizlere bildirilir. Bunun dışında Limak Yatırım Holding var değerli arkadaşlar. Metro Turizmi zaten ben bunu gördüm. Halka arz için 14 Haziran'da yönetim kurulu karar almış. Yani yakında gelecekler bunlar. Tabii en erken kim gelebilir? Çankömür ve Natural Gaz gelebilir. Belki de sürpriz de olabilir. Farklı birkaç tane daha gelebilir. Bunu bilemeyeceğiz. Natural Gaz 20 Ocak'ta başvurdu arkadaşlar. İlk olarak da ben bunu bekliyorum. Bunun dışında Selva Gıda var arkadaşlar. Bunun dışında Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Bu da Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı da SPK'ya 27 Mart'ta başvurmuş. Zorlu Yenilenebilir Enerji, Zorlu grubunun bir kolu arkadaşlar. Bunun tamamen halka arzının da 2021'in ilk yarısında tamamlanması öngörülüyor. Bunun dışında arkadaşlar N11 ve Omega elektrik panonunda halka arz edilmesiyle alakalı bilgi paylaşılmış. Yani kısa zaman içerisinde gelecekler arkadaşlar. Zorlu olabilir büyük ihtimalle. Omega'yı bekliyorum. Şeker olabilir. Natural gaz Enerken olabilir. Tabii bundan sonra Metro, İHLAS Haber Ajansı şeklinde ilerleyecek ve tabii ki de burada natural gazın yanında Çankömür'de ilk sıraları alabilir. Umarım bu videoyu beğenmişsiniz değerli dostlarım. Bunun dışında Ekonomist dergisine teşekkür ediyorum. Bizleri izlediğiniz için kendinize iyi bakın. Lütfen eğitimle kalın. Temettü yatırımcılığıyla kalın. Doğru strateji uygulayın ve yatırımcı olun. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler diliyorum hepinize.